Ben Ömer Uzunoğlu'yum, ticaretle uğraşıyorum. Fakat sosyal yönüm daha güçlü. Kişisel gelişim uzmanıyım. Ekonomistim, yazarım. Yayınlamış kitaplarım var. 15 bin civarında makalem var. Türkiye'nin birçok yerinde konferans ve panellerde de konuşmacı olarak bulundum. Bundan sonra da var olduğum sürece bu tür sosyal faaliyetlerimin devam edebileceğini biliyorum veya edeceğini. Bu sabah saat 10'da enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar son 2,5 yılın en yüksek rakamları Eylül ayı itibariyle. Aylık 1,25, yıllık 19,58'e geldi. Ben çıkış trendinin bundan sonra da devam edeceği endişesini taşıyorum. Belki biraz uçuk gelecek ama ben enflasyon rakamlarının Türkiye konjonktüründe %20'nin üzerine çıkabileceğini hesap ediyorum, düşünüyorum ve üzerinde de çalışıyorum şu anda. Açıklanan madde olarak sayıda 415 enflasyonu temsil eden belirlenen maddeden 318'inde fiyat artışı oldu. Dolayısıyla bu çok ciddi bir şey. Özellikle gıdadaki artış %28,79. Yani %29'luk bir gıda artışını yaşıyoruz. Bu belirlenen rakam. Gerçeği bilemiyoruz. Bir diğer sıkıntımız da bizim asıl üfede. %43,80'i bulduk. Yani %44'lük bir üfe artışını yaşıyoruz. Takdir edersiniz ki üretici fiyatlarındaki artış doğal olarak tüketici fiyatlarını da tetikleyecektir. Büyük ihtimal zaten TÜFE'nin çıkış trendinin nedenlerinden birisi de üfedeki bu aşırı artış olacaktır. Ben Türkiye'deki tarım politikasının yıllardan beri yanlış uygulandığı konusunda çok rahat fikir ortaya koyuyorum. Aynı iddiamı devam ettiriyorum. Gıda fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için mutlaka tarım politikasının düzgün biçimde uygulanması ve uyarlanması gerekir. Bununla ilgili de ben siyasi erkin çok ciddi kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar alınan kararların maalesef yetersiz kaldığını hissediyorum ve biliyorum. Umarım bundan sonra atılacak adımlar daha mantıklı ve daha akıllı olur. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının 1.000 civarında yeni market açılmasını açıklaması belki söylem olarak çok güzel bir şey ama ben arzı etkileyebileceği kanaatini taşımıyorum. Yani bu açıklamanın arzı etkilemeyeceğini hissediyorum. Belki çok sınırlı düşüşler olacaktır fiyatlarda ama yeniden aynı noktaya gelecektir. Bu endişeyi taşıyorum. Özellikle tarımla uğraşan kesimin çok biçare olduğunun farkındayım. Bu insanların problemleri çok ciddi. Özellikle bu insanlara yakıt ve tohum konusunda mutlaka sübvanse uygulanmalı. Hem de en üst limitlerde uygulanmalı. Bugün özel teknelere veya deniz araçlarına uygulanan sübvansenin bir benzerini burada görmek istiyoruz biz açıkçası. Bir diğer açıdan da bu insanların çok ciddi borçları var. Üretim yapan insanların özellikle gıda tarımda. Bunların gerekirse devlet tarafından borçlarının ertelenmesi veya uzatılması konusunda ben uyarıda bulunmayı arzu ederim. Geldiğimiz noktada enflasyon bir sonuç değil, makroekonomik yapının yanlışlığının yansımasıdır. Yani uyguladığımız makroekonomik yapıdaki yanlışlıklar maalesef bizi enflasyonda bu noktaya getirdi. Çekirdek enflasyonu baz alarak takdir edersiniz ki Merkez Bankası faiz düşüşüne gitmişti 100 baz puan. Şu anda çekirdek enflasyon 16,78'den neredeyse 17'ye geldi. Yani rakamsal bazda da çekirdek enflasyonda yükselme var. Ben umarım bundan sonraki Merkez Bankası toplantısında yeni bir indirime girilmez. Aksi halde çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Mesela Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz düşürümü açıklamasından sonra 2 günde 2 milyar dolarlık çıkış oldu Türkiye'de. Bu çok ciddi bir rakamdır. Zaten önümüzdeki 12 ayda Türkiye'nin 200 milyar dolar ödemesi var. Bir diğer sıkıntımız da bizim şiddetli boyutta gerek hane halkının gerek şirketlerin gerek devletin dövize ihtiyacı var. Yani bütün insanlar devlet, şirketler ve fertler borçlu, döviz borçlusu. Dolayısıyla bunu alıp yerine koymak zorundalar. Bir diğer sıkıntımız da bu. Ben FED politikasının bundan sonra değişeceğini, özellikle yeni bir ekonomik politika FED'in uygulayabileceğini, bu da gelişmekte olan ülkelere para girişinin daha zor olacağı kanaatini taşıyorum. Umarım yanılan ben olurum. Ancak görebildiğim kadarıyla uygulanan ekonomik politikalar maalesef bugünkü gerçeklerle çok çakışmıyor.
özellikle enflasyon konusunda açıklanan rakamlarla halkın yaşadığı realite, gerçekler çok tezatlık arz ediyor. Özellikle bu noktanın da düzeltilmesi ve gerçek rakamların daha mantıklı boyutta açıklanmasından yanayım. Umarım özellikle gıda, tarım başta olmak üzere hukuk, adalet dallarında kapsayan, ticaretin tamamını kapsayan, sosyal hayatı kapsayan yeni reformlar bir an önce başlatılır. Bu konuyla ilgili siyasi iradesini ortaya koyar ve Türkiye konjonktürel anlamda farklı bir noktaya çekilebilir. Aksi halde bunun bedelini yalnızca insanlarımız değil, ülke olarak hepimiz ödüyoruz. Şimdi tarafsız gözle reel anlamda baktığımızda ben TÜİK'in açıkladığı rakamların çok doğruya yakın olamayacağı endişesini taşıyorum. Dolayısıyla özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlar veya diğer ticaret odalarının belirlediği rakamlar, özel şirketleri bırakın, TÜİK'in açıklamalarının çok daha üzerinde rakamları ihtiva ediyor. Dolayısıyla ben resmi açıklanan rakamların dışında Türkiye ekonomisinde veya Türkiye konjonktüründe daha farklı enflasyon rakamlarının olduğunun bilincindeyim. Yani bu bilgiye sahibim. Belki çok uçuk gelecek ama yıl ortalaması olarak aldığımızda özellikle üfe, yani %44'lük bir üfe artışının gerçek anlamda enflasyonu bir nebze de olsun yansıttığı kanaatini taşıyorum. Daha açık bir ifade biçimiyle ben Türkiye'de enflasyon rakamlarının reel anlamda %40'ın altında olduğuna inanmıyorum.